Bakın mesela hiçbir Osmanlı padişahı Mekke hacca gitmemiş, 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 gitmemiş. Bizlere anlatılan tarihe kesinlikle güvenmiyorum. Yani bir yalanlar çarkı içinde yaşadığımızı düşünüyorum. O yüzden birçok konuya şüpheyle yaklaşıyorum. Özellikle Hazreti Muhammed'in bu Mekke denen kıraç, çorak, dağlık arazide ben yaşadığını düşünmüyorum. Burası ne önemli bir ticaret yolu üzerinde, ne önemli bir antik kent. Yani Kur'an'ı baştan sona okumuş biri olarak Mekke bana göre Kur'an'da anlatılan şehire uymuyor. Özellikle ben Hazreti Muhammed'in bu Kur'an dışı anlatılan İslam tarihine baktığımda olayların çoğu Şam, Irak arasında geçmiş gibi duruyor. Ben Hazreti Muhammed'in bizim Urfa, Irak, Şam arasındaki bir bölgede yaşadığını ben düşünüyordum ama... Ve bu odaya girmek çok zordu. Ben çok istiyordum herkes bu odayı bir gün görse etse. Çünkü bu oda Fatih Sultan Mehmet'in yatak odasıydı. İçeri giriyoruz. Bakın girerken kapının üzerinde Esselamu Aleyke Ya Resulallah yazıyor. Yani içeride sanki Efendimiz Aleyhisselam varmışçasına Selamun Aleyküm Ya Resulallah diyerek içeri giriliyordu. Efendimiz orada madden yok ama manen olup olmadığını nereden biliyoruz? Hırkası içeride, sancağı içeride ve daha niceleri. Has odanın içerisindeyiz. Yani burası bir odaydı. Bakın girdik, kapının üzerine Esselamu Aleyke Ya Resulallah yazıyor. Diğer kapı arshaneye açılan kapıdır. Onun da üzerine Esselamu Aleyke Ya Habiballah yazıyor. Allah'ın Habibi, sevdiği. Gördüğünüz gibi gerçekten ilginç bir durum. Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet'e ait olan has odanın giriş kapısında sanki içeride Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'in kendisi varmışçasına Allah'ın selamı üzerine olsun ya Allah'ın Resulü diye bir giriş kapısında yazı var. Diğer kapısında da Allah'ın Habibi diye bir yazı var ki peygamberin sancağı ve hırkası da içeride. Yani sanki bu has olan içindeki kişi Hazreti Muhammed'in kendisi. Şimdi burada ilginç olan konu şu. Bizde Fatih Sultan Mehmet diye öğretilen kişinin zaten ismi Mehmet değil Muhammed. Daha sonra ismini Türkçeleştirip Mehmet demişler. Halbuki... Ondan oluştu o mezarlık. Eyüp Sultan mezarlığı Eyüp Sultan var diye oluştu. Karacaahmet mezarlığı Anadolu yakası. İstanbul'un Kabe'ye bakan toprakları diye oluştu. Karacaahmet mezarlığı Anadolu yakası. İstanbul'un Kabe'ye bakan toprakları diye oluştu. Bazen yalanlar zinciriyle iyice karman çorban hale gelmiş, yumak haline gelmiş bir ortamda. Eğer ipin ucunu doğru yakalayabilirseniz kendiliğinden konu çözülüveriyor. En son bir video paylaşmıştım. Tarihi kişilik olarak aslında Fatih Sultan Mehmet ile Hazreti Muhammed aynı kişilik mi? Yani bu Hazreti Muhammed'in fethettiği ünlü şehir aslında İstanbul'un kendisi mi? Ve tarihi kişilik olarak aslında Fatih Sultan Mehmet ile Hazreti Muhammed aynı kişi mi diye bir video paylaşmıştım. Tabii çok fazla tepki veren oldu. Şimdi o videodan sonra karşıma bir de bu detay çıktı. Bu tarihçi Talha Uğurluel bir videosunda diyor ki Karacaahmet mezarlığının bu kadar büyümesinin sebebi İstanbul'un Kabe'yi gören toprakları olması sebebiyle bu kadar büyüyor. Yani Karacaahmet'in tarihine baktığınızda Karacaahmet'in sırrı zamanında İstanbul'un Kabe'yi gören toprakları olduğu için bu mezarlık bu kadar ünlenmiş ve büyümüş. Şimdi konuya baktığımızda karşımıza şöyle ilginç bir tezat çıkıyor. Haritaya baktığımızda İstanbul Üsküdar'la Mekke Kabe arasında 3147 kilometre var. Yani arada devasa bir mesafe var. Şimdi Karacaahmet mezarlığı nasıl Kabe'yi gören topraklar oluyor? Neden insanlar Kabe'yi görebilmek için kendini Karacaahmet'e göndermiş eski tarihte? Baktığınızda gerçekten çok tezat bir durum değil mi? Üsküdar nere? Mekke, Kabe nere? Arada 3147 kilometre var. Karacaahmet mezarlığı Anadolu yakası. İstanbul'un Kabe'ye bakan toprakları diye oluştu. Şimdi bakın burası devasa Karacaahmet mezarlığının olduğu yer. Ve Karacaahmet mezarlığı gördüğünüz gibi direkt tarihi yarımada Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın olduğu yere bakıyor. Ki zaten bakın Karacaahmet'in hemen altında Üsküdar'da harem denilen bir bölge var. Zaten Kur'an'da sürekli haremden bahsediyor. Mescid-i Haram dediği acaba bu Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın olduğu bölge miydi? Ve bu harem sınırı direkt bu. Buraya harem denmelinin sebebi işte Anadolu'dan ya da
Diğer bölgelerden gelen insanlar bu bölgeye geçmek için hareme geliyorlardı ve sınır buradan mı başladığı için mi buraya harem diyorlardı. Onun için mi insanlar direkt bu Mescid-i Haram dediğimiz Topkapı Sarayı ya da Ayasofya'yı görebilmek için mi kendini bu Karacaahmet mezarlığına gömdürüyordu diye insanın kafasında bir soru işareti oluşuyor. Çünkü baktığınızda Karacaahmet'in gördüğü yer Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın olduğu tarihi yarımada. Ki bakın burası harem. Neden buraya harem demişler? Ki diğer bir önemli konu var ki daha önce bahsettim. Bakın Kur'an'da Emin bir beldeden bahsediyor. Şimdi baktığınızda ismi Emin olan tek bir yer var. Yine o tarihi yarımadada Eminönü dediğimiz yer. Eminönü bu Emin belde dediğimiz yerin önü. Buranın ismi neden Eminönü? Yani baktığınızda Kur'an'da bahsedilen yerler direkt burayla direkt bağlantılı. Bakın harem, Eminönü, Sultanahmet. Biliyorsunuz Kur'an'da Hz. İsa'dan sonra gelecek bir peygamber ve onun ismini Ahmet olduğunu söylüyor. Yani gerçekten ilginç bir konu. Yani buraya neden harem demişler? Üsküdar'ın Kabe ile nasıl bir bağlantısı var? Karacaahmet nasıl oluyor da Kabe'yi görüyor? Acaba gerçek Kabe bu tarihi yarımadanın olduğu yer mi? Ve gerçekten Fatih Sultan Mehmet aslında Hz. Muhammed'in kendisi mi? Ben de ciddi soru işaretleri var. Bakın Tin suresi 3. ayette o kentten Emin belde diye bahsediyor. Bakın Emin kelimesi direkt geçiyor ve baktığınızda isminde Emin olan yer Eminönü. Ki bir önceki ayetlere baktığınızda Sina Dağı, incir ve zeytinden bahsediyor. Mevcut Mekke'de incir ve zeytin yetişmiyor. Ancak Marmara bölgesinde incir ve zeytin yetişiyor. Bir önceki videoda bundan bahsetmeyi unutmuşum. Bakın Topkapı Sarayı'nda Haremi Hümayun bölümü var ki Mescid-i Haram'dan bahsediyor. Burasının ismi de Harem. Ve bakın buranın ana giriş kapısında diyor ki hey iman edenler izin verilmedikçe peygamberin evine girmeyin yazıyor. Şimdi Topkapı Sarayı'nda burada peygamberin evi mi var ki böyle yazmışlar? Ama parçaları birleştirince de bu yazı insana saçma gelmiyor. İçeri giriyoruz. Bakın girerken kapının üzerinde Esselamu Aleyke ya Resulallah yazıyor. Yani içeride sanki Efendimiz Aleyhisselam varmışçasına Selamun Aleyküm ya Resulallah diyerek içeri giriliyordu. Efendimiz orada madden yok ama manen olup olmadığını nereden biliyoruz? Hırkası içeride, sancağı içeride ve daha niceleri. Profesör Doktor Semavi Eyce'nin bakın bir konuşması diyor ki eskiden Üsküdar Kabe toprağı kabul edilirdi diyor. Şimdi Kabe neresi, Mekke neresi, Üsküdar neresi? Arada 3140 kilometre var. Ama eğer gerçek Mescid-i Haram, Kabe'nin olduğu yer, o tarihi yarımadanın olduğu Topkapı Sarayı, Ayasofya'nın olduğu yerse Üsküdar'ın Kabe toprağı neden kabul edildi? Gayet anlaşılır bir konu oluyor ki Üsküdar'daki Harem ismi verilen yerde o açıdan gayet anlaşılır oluyor. Bu konuyla alakalı internette bazı konu başlıkları size göstermek istiyorum. Bakın ne diyor? Fethi müjdeleyen Kabe toprağı Üsküdar. Üsküdar Kabe toprağı kabul edilir. Kabe toprağı Üsküdar. Kabe toprağı Üsküdar. Kabe toprağı Karacaahmet. Üsküdar neden Kabe toprağı kabul ediliyor? Tabi burada şunu söylüyorlar işte İstanbul'dakiler Kabe'ye gitmek için önce Anadolu yakasına geçiyorlardı ve Üsküdar'dan itibaren Kabe toprağı kabul ediyor diyorlar ama bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü Mekke neresi, Üsküdar neresi? Arada 3000 kilometreden fazla var. Ama eğer gerçek Mescid-i Haram'ın olduğu yer o Topkapı Sarayı, Ayasofya'nın olduğu bölge ise ki zaten Karacaahmet'in gördüğü yer orası. O açıdan Üsküdar'ın Kabe toprağı kabul edilmesi ve önündeki harem denilen yer o açıdan çok mantıklı geliyor. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Karacaahmet Mezarlığı Anadolu yakası İstanbul'un Kabe'ye bakan toprakları diye oluştu.